Geleceğin korkuları yaşanmamış. Yaşanabilir. Buna kaygı deniliyor tıpta. Düşüncelerin bile kokusu vardır. Asır sisli olursa doğru tanımlayamayız. onu 10 on tane kitabı okursanız Piyaza kitabını böyle özet bulamazsınız. La fah ve la gurur. Şahsıma ait ama külliyat adına tevazu yapmam. Öyle bir şey yoktur. Külliyatta vardır. Ustad diyor ki lemalarda ve çeşitli yerlerde geçmişin elemini, geleceğin korkuları diyor. Onun içini doldurduğumuz zaman geçmişten elem olur, yaşanabilir değil. Yaşanmış, eleme sebep olmuş, günahlardır, hatatlardır diyor, hatalardır. Geleceğin korkuları yaşanabilir ama daha yaşanmamış. Buna kaygı deniliyor tıpta, geleceğe aittir geleceğin korkuları yaşanmamış, yaşanabilir. Geçmişin elemi hissidir. Onun özelliği yakar. Ateş gibi tanımlayamazsın, izah edemezsin, pek karşısına da çıkamazsın yani zor. Çaresini söyleyeceğim. Çaresi tövbe, istiğfar, nedamet, kusurunu deruhte etmektir. Tövbe ne yapar? Allah'ın Settar ismini, Gaffar ismini işletiyor. Onu aktif edince onu siliyor siliyor ya. Allah'ta vaat ediyor. İlimle olmaz o. Yani onun karşısına öyle gece sizi yaktığı zaman e, yaktığı zaman yakar böyle ateş gibi. Dua diyor ve tevekkül. Meylanı hayra kuvvet verir. Tövbe ve istiğfar. Meylan, meylan şiri keser. Hissidir. Bunun karşısına ilimle çıkamazsın. Sürükler seni. Dozeli tutsan gar 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 seni sürükler. Yani ona tahammül edemezsin. Tövbe ve istiğfar çaresidir. Bu siliyor. Maziye geçiliyor. Maziye geçmenin yolu tövbe, istiğfar, nedamet, kusurunu deruhte etmek. Atsiyetini bilmekle olur. At ve fakr geçmişi atsiyetle alakalıdır. Acizliğimiz kadar Allah var olur. Hepsini bak sayıyorum. Acizliğimiz kadar alemimizde Allah var olur. Ve imani billah olur. Ortaya çıkan bu atsiyetle Allah'ın ortaya çıkışı, alemimizde var oluşu İmanın kuvveti olur. İmanın nuru ise geleceğe aittir fakirlikle. Ne kadar fakirliğimizi hissedersek... ...ahiretin varlığı cevap olur. At, nidanın sebebidir, madenidir. Fakirlik ise gelecekle alakalıdır. Fakiriz, ebedin fakiriyiz. Bir anda her yerde olmanın fakiriyiz. İsteklerimizin cevabının fakiriyiz. Fakirlik ahireti var ediyor. Varlığa çıkarıyor. Dolayısıyla... Kaygılar gelecek, toparlayacağım. Korku varsa gelecekteyiz. İmanın nuruyla, ahirete imanla kalkar. Ee, nasıl muamele edeceğiz? Teslim, tevekkül, itimat ve kanaat. Teslim, seleme, doğru yaşamak İslam'dır. Tevekkül, doğru düşünmektir. Ve kanaat, kanaat ise Allah'ın sana biçtiği role kanaat etmektir. Kadındır, erkektir, kanserdir, uzun kısa e, ömürlü olmak, rızk noktasında Allah'a kanaat, biçtiği rolü kanaat etmek. İtimat ise Allah seni senden daha çok seviyor. Bu da gelecek. Bu neyle olur? fikriidir, Gelecek fikriidir, Geçmiş hissiyidir. Geçmiş yakar. Gelecek oynak olur. Yani, ee, sayfaları da söyleyeyim size bağla 68 bağla 384 şualar 654 ve kastanon çeşitli yerlerde var semli hastalıktan bahsediyor sem yani zehir dima zehirlenmiş ee, düşünceler semli hastalık diyor dima zehirliyor eylemi nedir kontrol edilemeyen düşüncelerdir. Vesvesenin çaresi vardır. Tayakkuza sebeptir, tahariye dairdir, ciddiyet vesaire. Ama vehim öyle değil. E, akliidir, düşünseldir, geleceğe aittir. Geleceği teminatsızlıktan kaynaklanıyor. İmani bil ahiretten eksiklikten oluyor. Teslim, tevekkül, itimat kanaatla bunlar sisteme girer. E, bu imani bir ahiretle alemimizde oturur. Demek ki insan şu anda geçmişin elemleri, geleceğin korkuları ben külliyatı özetlemeye çalıştım. Kabiletimce e, faydası olursa çok şükür elhamdülillah. Eleminiz varsa budur, korkulanza varsa budur, sebebi de budur, çaresi de budur. Bunu 10 tane kitabı okursanız piyaza kitabını böyle özet bulamazsınız. La fah ve la gurur şahsıma ait ama külliyat adına tevazu yapmam. Öyle bir şey yoktur. Külliyatta vardır. Geçmişin eylemleri, geleceğin korkuları. Onun adına ben tevazu yapamam. Ama ben topladım. Kolasa etmeye çalıştım. Bu da tevazu şeyimdir. Yapabildiğim bu. Ha, onu da söyleyeyim. Kafada vehim hastalığı ne olur? Niçin olur? Topladım size 5-6 tane. Onları söyledim. Dima zehirlenirse yorgunluk olur. Külliyatta. Dima semlik hastalık zehirlenirse, zehri söyledim. Gelecek kaygıları, endişeleri, teslim, tevekkül, itimat, kanaat olmadıkça olumsuz şeylere, videolara muhatap olursak böyle semli hastalık olur. dumanlı bir şey. Kafaya girerse dima yorgunluk verir. İki, dimada koku hissedersin. Çok tuhaftır. Bazıları şimdi der ki, dimada koku olur mu? Düşüncelerin bile kokusu vardır. Düşüncelerin dilde tadı iner. Düşünceler cinsinden koku alırsın. Nasıl olur? Çünkü sende öyle bir şey olmadı. Çok şükür ondan anlamazsın. Ben de anlamam. Koku alırsın. Ya nasıl olur? Alimler demiş ki ağır kokunuz varsa bedeniniz ona koku değil sabun lazım. Çaresi nedir? Ahlakını düzelt demiş. Ahlaka ağır olanın kokusu ağır olur. Benimle alakası yok bu işin. Yani. Mesela Allah Resulü aleyhissalatü vesselam öyle kokusu kuvvetliydi ki sahabeler o kokuyla hangi yere gitti diye alırdı. Ama kafir alamazdı. Kafa semlenirse koku, dimağa ağırlık verir. Şu anlar 650 de mesela. Barla Barla'da der e, dimağda e, düşünceler, vehimler koku olduğunu. Barla 68'de. E, asır sisli olursa doğru tanımlayamayız. 384 parla. Ve Dima'da her tarafta açık ve Vesvese farklı sesler duyarız. Bir sürü. Salih der ki, o abi bir sürü sesler var birbirine girmiş sesler. Bak kimler var dedim ki, bu abi herkes var benden hariç. Misal. Benim kafa öyle de. Benden hariç benim kafada herkes var der.